Aslında bence çekebiliriz hepimiz. Evet. Bir adım geriye gidelim arkadaşlar. Benimle alakası yok. Şiddete uğrayan hiçbir kadını yalnız bırakmayacağız. 23 Ekim 2023 tarihinde Mersin Üniversitesi KYK yurdu yakınında tam da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'ne yaklaşırken bir erkeğin pompalı tüfekle 7 el ateş etmesi sonucu 23 yaşındaki intern doktor Nida Nur Nergis vücudunun birçok yerinden ciddi yaralar alıp hayati tehlike yaşadı ve saldırı günü ameliyatla bir bacağı diz üzerinden ampute edildi. Diğer bacağını kaybetme riski yüksek olduğundan görev yaptığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 aydır tedavi görüyor ve şu ana kadar 15 ameliyat geçirdi. Aynı gün MUT'ta hemşire Ayfer Kaya uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çalıştığı hastanenin yanındaki özel otoparkta vahşice katledildi. Ayfer hemşirenin katledilmesinin ve intern doktor kadın arkadaşımızın gündüz pompalı tüfekle vurulmasının tesadüf olmadığını biliyoruz. Ardı arkası kesilmeyen haberlerin içerdiği gerçekler şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor. Görünen odur ki ülkemizde en önemli insan hakları ihlallerinden ve hak sağlığı sorunlarından biri toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelli kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olmuştur. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan ulusal ve uluslararası hukuksal, kamusal kazanımlarımız başta İstanbul Sözleşmesi'ne atılan imzanın geri çekilmesi olmak üzere hem ülkemizde hem de dünyada milliyetçi muhafazakar eril iktidarlar tarafından engellenmeye, güçsüzleştirilmeye çalışılmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin şekilde uygulanması gerekirken kaldırılması, devletin kadına yönelik şiddeti önleme görevini terk etmesi anlamına geliyor. Bizler biliyoruz ki ataerkinin ürettiği şiddet, kadın düşmanı politikalar, cezasızlık ve korumasızlık ile hayatın her alanında şiddeti körüklemektedir. Şiddet ikliminin kadına yönelik sonuçları ile yüz yüze kalan biz kadınlar isyanımızı bugün de haykırarak devam ediyoruz. Ne evde, ne iş yerinde, ne sokakta şiddete uğramak istiyoruz. Koruyamıyorsunuz, öldürülüyoruz. Aramızdan çekilip alınan kadınların eksikliğinde, ülkemizde kazanımlarımızı sürekli gündemde tutmaya, başta İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa olmak üzere kazanımlarımızdan geri adım atmamaya kararlıyız ve mücadelemize devam edeceğiz. Nida Nur'un bizlere bir mesajı var. Bugüne kadar yaşadığım ve gelecekte yaşayacağım tüm zorluklar için şahsım en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Türk adaletine güveniyorum. Evet, fail indirimsiz cezalandırılana, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede caydırıcı ve etkili bir yargı kararı alınana kadar sürecin takipçisi olacağız. Gerçek adalet sağlanana dek buradayız. Dayanışmamızla karşınızdayız. Mersin Tabip Odası, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu ve Mersin Kadın Platformu.